İstanbul'da garip bir üst geçit hikayesi var. Büyükşehir Belediyesi 5 yol metrobüs durağında engelliler için üst geçit çalışmasına başladı. Ancak geçitin ayakları metrobüs yoluna çakıldı. Gidecek yol kalmayınca metrobüsler de E5'e yönlendirildi. Trafik allak bullak oldu. Haline bak, rezaletine bak. Niye çalışmıyorsunuz yani? Çanakkale Köprüsü'nü yaptı, onlar onu yapamadılar ya. Yazık ya, ya bu millete. Vatandaş isyan etti. Çünkü üst geçidin ayakları metrobüs yoluna çakıldı. Hem yol bozuldu hem de trafik arttı. Şu anda 5 yol metrobüs durağının hemen üst geçidindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlarımız için bir proje başlattı. Ama bu projeden buradaki vatandaşlar bir hayli sıkıntılı. Çünkü şu anda metrobüsler kendi lokasyonundan, kendi güzergahından değil, tam olarak E5'ten gidiyor. Yol daraldı, iyice tıkanacak buraları. Zaten ben engelliyim, çözüm kolaylık getirmemiş. Mantıklı çözüm değil bu. Üst geçidin amacı engellilerin metrobüse rahat rahat binebilmesiydi. Ancak bunu yaparken araç sürücüleri zor durumda bırakıldı. Yapılan işin mantığını da kimse anlayamadı. Herkes aç bir onlar tok. Sinirleniyorum, daha fazla konuşmayayım. Bu durumdan şikayetçi misiniz? Vallahi herkes şikayetçi, ben değil ki. Durumdan şikayetçiyim, ülkenin her durumundan şikayetçiyim. Doğru bir şey yok ki. Metrobüsler kendi güzergahından değil E5'ten doğru ilerliyor ve görmüş olduğunuz gibi yol daraltılıyor. Ya adamlar yani diyelim zıgana trenini yaptı, bunlar şunu yapıp da çıkamıyorlar başa ya. İBB henüz bir açıklama yapmadı. Üst geçit yapılacak deniyor. Çalışmaların ne zaman biteceği ise belli değil. Kesin olan bir şey var ki Sefaköy 5 yol arası E5 karayolu iki şeride düştü. Vallahi Allah, İstanbul'da yaşayanların Allah yardımcısı olsun.